Siyasette de biz yayına girdikten sonra bir enteresan bir gelişme oldu. Hatay'la ilgili Türkiye İşçi Partisi Hatay Belediye Başkan adayıydı Gökhan Zan. Tip Gökhan Zan'ı geri çektiğini açıkladı. Siz konuşurken neler oldu neler hocam memlekette. Tabii bir de olaylı bir futbol maçı da var. Ondan sonra fakat Gökhan Zan da enteresan bir şekilde buna res çekti değil mi hocam Çok ilginç. Şimdi bakın ben çekilmedim mi yok diyor. şimdi tip diyor ki Çekilmedim Gökhan Zan'la diyor. ilgili iddialar Murat var. Hoca yeni duyuyor Evet, haberleri. Evet. partimizin diyor ilkelerine ters adaylığını çekiyoruz diyor. Biz tip olarak bu şeyi kaldıramayız diyor. Her ne kadar yargıya Öyle bir başvuracağını hukuken söylese hakkı de. var mı acaba hocam şu anda? Dur geleceğim. Deprem suçlusu olarak gördüğümüz diyor adaylarda desteklemiyoruz diyor. Hem AK Parti'nin adayını diyor hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını deprem suçlusu olarak görüyoruz diyor. Kendi adaylarını da çekiyorlar. Kendi adayımızı çekiyoruz diyor. Biz diyor tipe gönül vermiş yoldaşlarımız diyor. Oy vermemeye çağırıyoruz Hatay'da diyor şimdi. Sandığa gitmemeye. Gökhan Zan da diyor ki mücadeleye devam ediyorum. Bunlar FETÖ'cü yöntemler. İddiaları yargıya götürüyorum. Adayım çekilmedim. Şimdi aday çekilmedikçe partilerin adaylarını çekmek gibi bir şeyler O olmaz. süresi geçti Baştan çünkü Tabii. o süre. Adaylar Burada FETÖ'cü olan kesinleşti. ki ben onu anlamadım. Gökhan Zan bana diyor FETÖ'cü yöntemlerle yani birileri diyor operasyon çekiyor. Muhtemeldir ki Cumhuriyet Halk Partisi kaynaklı bir takım iddialar oldu. Tip de bu baskılara dayanamadı. Kaset ve şantaj türünden şeyler akla geliyor Evet. FETÖ deyince. Evet. Ama Cumhuriyet Bir Halk takım. Partisi de bence FETÖ tamam FETÖ ama FETÖ'nün taktiklerini geçen seçimde gördük. Muharrem İnce Tabii. üzerinde Cumhuriyet Onun Halk çok Partisi fazlasını büyük bir yaptılardı. ihtisas yaptı yani. Şimdi Onun üzerinde tatbik etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de artık bu konuda ihtisas sahibi. Onu tabii şimdi teslim etmek lazım. Hatay'la ilgili de anketler gelmişti. Sonraki gün Tabii. orada AK Parti Bu orayı anketlerin kazandı. sonucudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.